Şüphelenmedi değil mi? Fırat güvendiği insanlardan kolay kolay şüphelenmez ki sen bunu bence çok daha iyi biliyorsun. Sok sok. Sen bana laf sokmaya devam et. Ama arada bir aynaya da bak ki Fırat'ı hiç satmamış gibi yaşamaya devam edebilesin. Tahir, dosya nerede? Fırat'ı görmeden olmaz. Ya Fırat'ı görüp saklandığı yeri öğrenip ne yapacaksın? Görürsün. Ha, ama yok. Tabii. Tabii ben sana göre hiçbir planı olmayan, çıkarları için yaşayan salak herifin tekiyim değil mi? Kendini bilmen güzel. Doğru yolda olduğumuza emin misin? Bak bu da senin oyunlarından biriyse eğer. Evet, doğru yoldayız. İleriden döneceksin. Şurada işte. Fırat. Hadi dosyayı ver Tahir. Sonra. Ne demek sonra? Fırat'ı görmek istedin, gördün işte. Ne yapacaksın, yüzleşecek misin? Ya da polise mi haber vereceksin? Senin doğruyu söyleyip söylemediğinden emin olmak istedim. Demek burada saklanıyor. Nerede kalıyor peki? Şurada ileride bir yerde kalıyor. Güzel. Güzel. Dosyayı ver artık. Babanı içeri Zahit Yesari attırmış. Ne demek? Ne demek Zahit Yesari attırmış? Neden peki? Devamı sonra. Sonra. Tahir Efendi, hele gel gel. Hele gel sen gel. Sen gel gel. Gel. Al kan bir arkadaşı. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Kardeşim. Ne haber? Cemre'ye sormuşsun. Herkesi kendin gibi zannediyorsun değil mi? Normal. Normal. Ulan Tahir, kimseye güvenmemeyi senden öğrendim biliyor musun? Bu saatten sonra kimse bana ihanet edemez bu hayatta. Duydun mu? Bu muydun lan? Ha? Hep bu muydun? Bana söyle, böyle lüks arabalara mı binmek istiyordun hep? Lüks bir villada yaşamak için, para için mi yaptın her şeyi başından beri? Bu mu? Kardeşlik, dostluk, delikanlılık. Oğlum hiçbirinden nasibini almadın mı lan sen? Ha? Almadın mı? Kardeşinin davasında lan. Kardeşinin davasında delil saklayacak kadar kansız bir adamdın sen. Hep böyle miydin? Yoksa sonradan mı böyle oldun? Gerçekten çok merak ediyorum. Söylesene. Söyle. Sana söyledim oğlum. Dedim ki zil çaldı. Biri geldi dedim. Kim gelmiş? Bu. Gelen sendin. Nazlı yaşıyordu lan. Kızım o benim. Nazlı yaşıyordu, bana söylemedin. Anladın mı? Bana dedin ki Nazlı'yı sana getireceğim dedin. Nazlı'yı sana getireceğim dedin. Ne yaptın? Beni gittin, Yesarileri sattın. Kalk. Ayağa kalk, ayağa, ayağa. Ayağa kalk. Böyle savcı olmaz lan. Ayağa kalk, hadi. Kalk. Cevap ver bana. Niye yaptın oğlum lan? Bana cevap ver kardeşim. Niye yaptın bana? Cevap ver. Kalk. Neden? Neden? Tanıyor musun lan sen beni? He? Beni biliyor musun sen? Ha? Biliyor musun sen benim kim olduğumu? Çok iyi. Allah Allah! Sen ikinci olmak ne demek biliyor musun? He? Hiç yaşadın mı sen bu duyguyu? Herkesin başarılı bulduğu savcı Fırat Bulut'un altında olmak ne demek sen hiç bildin mi? Ulan Zeynep bile seni seçti ya. Zeynep bile! Sizi ben tanıştırdım oğlum. Onu ilk ben gördüm, onu ilk ben sevdim. Sen hiç sordun mu bana bu kadına karşı bir şey hissediyor muyum diye? Ne olmadı değil mi? Sonra ne yaptın? Gittin onu öldürdün. Öldürdün.
Hala Zeynep diyorsun. Seni parçalarım. Duydun mu? Onu ben öldürmedim. Duydun mu? Onu ben öldürmedim! Allah Allah! Onu ben öldürmedim! Kim öldürdü? Kim öldürdü? Söyle bana! Hey, hep aynı şey! Söyle kim öldürdü? Söylesene! Ben öldürmedim. Fırat! Zeynep'i sen öldürmediysen kim öldürdü? Bana söyle Zeynep'i kim öldürdü? Ben öldürmedim. Bana bak Fırat. Ya bana Zeynep'i kimin öldürdüğünü söyleyeceksin. Ya da bundan sonra kardeşlik vardeşlik yok. Bundan böyle has düşmanımsın Fırat. Elinden geleni ardına koyma, tamam mı? Elinden geleni ardına koyma. Senin o olmayan şerefini... Hadi. Duydun mu beni? Senin o olmayan şerefini... Ha Cemre. Bu arada o babanla ilgili istediğin dosya vardı ya. Al ısır o dosyayı. Lan buradan. Hadi bin bu arabaya git şimdi.